Adı Bilal, soyadı Gülmez. Tabii soyadı kanununda biliyorsunuz çok böyle soy isimleriyle alakalı çok sıkıntılı işler var. Ama soyadını çok seviyorum diyor. Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Benim bildiklerimi. Bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Yani güzel tanımladı Bilal Hocam. Bilal Hocam Sakaryalı. Şimdi biraz önce bir şey konuştuk. Paylaşalım hemen hızlıca. Bütün camileri dolaşıyor Bilal Hocam. Biliyor, hepsine gidiyor. İlişkileri var, ilişkileri geliştiriyor. Buradaki Müslüman community, toplumlarla. Hindistan camisine gidiyor, Bosna camisine gidiyor, Mısır camisine gidiyor, İranlara gidiyor. Yani Şii-Sünni ayrım yok, İranlara da gidiyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Gidiyor. İşte Afganların camisi var, Gayanalılar var arkadaşlar. Gayanalıları bilmezsiniz belki. Hindistan'dan İngilizler Güney Amerika'ya getiriyorlar. Orada küçük bir ülke, çok Müslüman var. Burada camileri falan var. Endonezya toplumunun camileri var. Malezyalıların var. Somalilerin var. Bir sürü böyle sayalım Arapların. Diyor ki hepsinin diyor sabah namazlarına gittiğim zaman yani böyle rastgele gidiyor sabah namazlarına cemaat var. İki saf, üç saf. Akşam yatsı namazlarında saf var. İki saf, üç saf, dört saf. Bunların hepsinde. Bir tek Türklerin camisinde sabah namazlarında cemaat yok. Var olsa da Türk değil. Orada yaşayan bir Arap, bir Pakistanlı sabah namazına gelmiş. Bu bir not. Ben şimdi bütün videolarda böyle konuşuyorum. Sen Türkleri aşağılıyorsun, Türkiye'yi aşağılıyorsun. Hayır ya aşağı, yani neyin aşağıda neyin yukarıda olduğunu siz hepimiz zaten biliyoruz. Karar verelim yani bu olanları konuşuyoruz. Allah doğru konuşanları sever. Bilal Hocam'la şunu konuştuk biraz önce. Ahlakla alakalı konuştuk. Bakın ben ticaret yapıyorum. Biraz önce dedi ki videoyu kameraya ayarlıyoruz. Güzel görünsün. Her şeyin en iyisini olmasını istiyorsun. Titizlik yani. Değil mi? Tabii. Bu ticarette, devlet yönetiminde, ahlakta, vakıfta, camide. Biz asıl kaybettiğimiz nokta ahlak noktası. Yani Peygamberimiz, ben hocamın yanında böyle konuşuyorum, affedin beni. Estağfurullah. Dedim ki Peygamberimiz hangi tarikata üyeydi? Hangi cemaat üyeydi? Hangi ilahiyat fakültesini bitirmişti? Hangi imam hatipten mezundu? Hangi partiye üyeydi? Hangi milliyetçi miydi? Bir özelliği vardı. Sözünde duran bir emin bir insandı. Muhammedül Emin. Yoksa boyu şöyleydi, yakışıklıydı, güzel konuşuyordu. Şu cemaate bağlıydı, İncil okumuştu, Tevrat'ı hıfz etti. Böyle bir şey yok ya. Ahlaklıydı. Sadece tek özelliği ahlaklı olması. Doğru mu hocam? Doğrudur. Güzel ahlak nasıl tamamlanacak? Özellikle Müslüman toplum bizim, sizin sorumluluğunuz ya. Nasıl olacak? Herkes bunu soruyor. Doğru. Nasıl olacak size soruyor. Şimdi kısaca. Evvela şunu söyleyelim Tayfur abi. Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Buyuruyor ki Rabbimiz orada. İnsanları güzelliğe, hayra, yani ahlaka davet eden ve ancak ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Soruya bakalım. Başında sonunda hiçbir ek ilave kelime yok. İnsanları güzelliğe, iyiliğe, hayra, ahlaka davet eden ve kendisiyle alakalı tanımlamasıyla ilgili de ben ancak Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bütün her şeyi özetliyor. Evet. Yani bu. Peygamber Efendimiz de zaten kendisi buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yine başka bir hadisinde az önce yine konuştuk sizinle. Doğan bir insan babası, annesi, sülalesi neye mensup, müntesip olursa olsun doğan bir insan fıtrat üzerine doğar diyor. Yani fıtrattan kastedilen bozulmamış, saf, Allah'ın arzu ettiği gibi. Bu babası istediği kadar İslam düşmanı olsun. Annesi, sülalesi istediği kadar Müslümanları, diğer insanlara düşman olsun. Ama doğan çocuğu fıtrat üzere doğar. Ondan sonra yetiştirilme ortamına göre de işte değiştirilir. Elini ver. Bilal Hocam, rahmetli Erbakan Hocam'a
namaz kıldırmış bir insan. Elhamdülillah. Genel merkezin imamıydı. Ve Toronto'da rahmetli Ahmet'in taziyesinde o kadar güzel program yaptı, o kadar güzel konuşmalar yaptı. Onları da koyacağım. İnsanları fazla üzmek istemiyorum ama olsun, koyacağım. Çok güzel konuşma yapmış. Eyvallah. Rahim Malik Yevmiddin İyyâke na'bud İyyâke na'bud ve İyyâke nesta'in İhdina s-sirâta'l müstakîm s-sirâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sadakallahul azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله رضاسي için الفاتحة. Ahmet Yüksel kardeşimizin ahirete, asıl vatanına, sevgilisine, Yaradanımıza kavuşmasıyla alakalı babasının şu kelimesini duydum. Biz aslında Ahmet'in düğünü yapacağız. Bu inancı hissedebiliyor musunuz? Evet, arkasından üzüleceğiz. Kalp hüzünlenecek, gözümüzden iki yaşta damlayacak.